Bak, efsane bir kamera. Arkadaşlar videomuza başlamadan önce biliyorsunuz geçen laptop çekilişi yapmıştık. Bunun kazananı şimdi hep birlikte açıklayacağız. Umarım ihtiyacın vardır. Umarım bu ihtiyacın olduğu için bunu kazanmışsındır. Çekilişimizi yapalım bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz geçen yaptığımız yani 3 hafta önce yaptığımız laptop çekilişimiz bütün kullanıcı adları bütün kardeşlerimi buraya yazdım. Çekiliş sitesi kotuzet.com. İnanmayana gidip deneme yapabilir. İnşallah gelen kardeşimiz kazasıydı kazananlar olacak. Dediğim gibi cevap vermezse eğer o kişi verecek laptop. Bakın sizlere ikinci hesap açmanızın yararını söyleyeyim şurada. Arzu Koru mesela 3 kere yorum yapmış, 3 kere adı buraya yazılmış. Bu şekilde hesaplıyorsunuz. O yüzden bunu baştan söyleyeyim. Hadi o zaman hak eden kazansın. Oo, tebrik ediyorum arkadaşlar. İsmail Alptekin diye bir kardeşimiz laptopun kazananlardan olmuş. Kim bu kişi bilmiyorum. Bana Instagram'da ulaşmasını bekleyeceğim. İnşallah kazanır. Eğer cevap vermezse Deras Çıtır adlı kardeşimize bu laptopu vereceğiz. Bunlar kim? Kesinlikle hiçbir şekilde bilgim yok. Instagram hesabım şu an ekranda gözüküyor. Oradan beni takip edip bana DM yoluyla ulaşmaya çalışın. Sizlerden canlı cevap bekliyorum. Hadi o zaman videomuza başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün efsane video yapacağım. Bunu daha önce kanalım 17.000, 16.000, 18.000 abonelerde ben bunu çok yapıyorum. Sizlerden istediğin bütün maddeleri bana yazan arkadaşların bütün maddelerini yerine getirmeye çalışıyordum. Bugün bu videoda o şekilde yapacağız. Benle Instagram'dan paylaştığım story'de benden bir şey istemenizi söylemiştim. Sizler de maşallah iyi döktürmüşsünüz. Yani bütün acı verecek her şeyi bana yaptırmaya çalışmışsınız. Arkadaşlar listemizin birinci sırasında bir arkadaşımız demiş ki Japon yapıştırıcısı dolu sandalyeye otur demiş. Ben de gittim. Evet parayı kıydım tabii ki de. 3 tane Japon yapıştırıcı aldım. Şimdi bunu koltuğun her yerine sıkacağım. Koltuk derken sandalyenin her yerine sıkacağım. Ve o güzel an gelecek yani. Gerçekten komik olacak bu arada. Hadi o zaman videomuzda ne yapalım biliyor musunuz? Geçelim. Arkadaşlar sandalye yerine eski püskü bir tane sehpanın üzerine yapacağım ben bunu. Ama gerçekten bunu yaparken tırsmıyor değilim. Çünkü yaptığım şey gerçekten bayağı tehlikeli. Bir de Japon yapıştırıcı düşünebiliyor musunuz abi? Şaka gibi bir şey. Ama yaparız ya bunu başarırız. Benim şu hayatta başaramadığım hiçbir şey yok. Hazır mısınız abi? O an geliyor. Güzelce oh maşallah 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 elim bile yapıştı yani. İkincisini sıkıyoruz. Oh oh maşallah 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 her yere elim bile yapıştı yani. Bakar mısınız elim şurasının ne oldu? Her yere güzelce sıkacağız tabi kurumadan hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Hazır mısınız arkadaşlar? O an geliyor ve ben bunun üzerine gerçekten oturuyorum yani. Eyvah. Şu an üzerindeyim yaklaşık bir oha arkadaşlar direkt yakıyor. Direkt yakıyor mahvediyor sizi sakın denemeyin. Şu anda yakıyor bakın fena bir şekilde yakıyor. Tabii siz bunu görmüyorsunuz şu an. Ama fena yakıyor arkadaşlar şu elime bakar mısınız? Ama tek bir şey söyleyeyim Japon yapıştırıcısı gerçekten çok güçlü bir şey. Evet, hazır mısınız? Kapmayı deneyelim mi? Oh. Aa! Abi. Oha, oha, oha. Ya niye benden bunu istediniz abi siz ya? Kurban olayım. Baksanıza. Direkt mahvolmuş yani her yer abi. Şuraya bakın. Direkt yapıştırıcı hemen kurumuş bile yani. Şuraya bakar mısınız? Ama benim arkam daha kötü. Şimdi aynadan benim arkayı güzel bir şekilde bakar mısınız abi? Net bir şekilde görünüyor bilmiyorum. Şu ortalar bildiğiniz gitmiş yani. Fena olmuş abi şuraya bakın. Gerçekten efsane. Şimdi diğer maddemize ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Geçiyoruz. Bakalım başka arkadaşlarımız ne istemiş. Hadi o zaman geçelim. Arkadaşlar bir diğer maddemiz bir arkadaşımız demiş ki iğnelerin üzerinde dizüstü yürümeye çalış. Bu gerçekten baya bir tehlikeli. Şöyle bir sürü iğne var elinde içine fotoğrafım düşmüş lan ne alakaysa artık anlamadım. Çok saçma.
İğneleri gazetenin üzerine koyacağım ve dizinin üstünde basarak yürümeye çalışacağım. Bu arkadaş bunu yap derken izlerken de fena bir şekilde güleceğine eminim ama madem bu arkadaşımız yap demiş, biz de bunu yaparız. İğnelerimizi güzel bir şekilde sökeceğiz. Maşallah maşallah. Hem de ne maşallah, şuraya bakar mısınız abi? Bir sürü iğne. Bunları güzelce buralara yayacağız. Bakalım yayabilirsek tabii, bir de o var. Bunları buralara yayacağız ve en son o aşamaya geçeceğiz. Şimdi bunları güzelce bir ne yapalım? Dizelim, hemen gelelim. Dizdim, geldim, gelmez olaydım. Hazır mısınız? O an geliyor ama sakın buraya denemeyin çünkü gerçekten bayağı tehlikeli yaptığım bir şey. Ben bunu yapıyorum ama of çok kötü. Baksana da abi, aşırı tehlikeli yani bu yaptığım şey ama fazla yapacak bir şey yok. Biz bunu başarırız. Her şeyi başardık, bunu da başarırız bir şekilde. Of, evet şu anda bastım. Diğer ayağımı da köşeye koydum. Şu anda iki ayağımın üstünde ama çok kötü acısı var. Evet, başardık, başardık, başardık. Kendimi zor tutuyorum abi, bakın ellerimi bırakacağım. Oh, çok zor. Gerçekten bayağı bir zor. Çünkü ayaklarınız direkt ağır giriyor. Of. Ben bunu yaptım. Ama siz bunu yapmayın çünkü gerçekten bayağı bir tehlikeli. Arkadaşlar, bir diğer maddemiz, bir arkadaşımız yazmış ki evde bulduğun bütün her şeyi bir bardağın içine karıştırıp üstüne su ilave edip iç demiş. Ben bunu yaparken gerçekten bayağı bir tırsıyorum. Ama yapacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Öncelikle burada bu ne biliniyor? Türk kahvesi. Elime iç geçen şey buydu. Türk kahvesi koyacağız. Gerçekten şaka gibi bundan. Çok az, fazla abartmaya gerek yok. Şöyle hepsinden azar azar koyacak şekilde bardağın içine yerleştiriyoruz. Kahvemiz tamam. Bunun yerine geri koyacağız tabii ki de. Şurada pul biberimiz var. Karşıma denk gelen şeylerden bir tanesi pul biber oldu. Pul biberden de aynı şekil, çok az. Fazla abartmayalım bu arada. Harbiden fazla abartmaya gerek yok. Çok az pul biber koydum. Tuz gördüm. Tuz koyacağım. Dediğim gibi önüne ne gelirse. Ay çok çirkin olacak bu arada. Tuzu bu kadar koyarsak kafi, yeterli büyük ihtimalle. Fazla abartmaya gerek yok. Bu nane mini. Şöyle bir şey buldum. Abi, bunu ne tam olarak bilmiyorum ama bunları da koyacağım içine. Öf maşallah 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 yani. Tebrik ediyorum. Ben koyacağım bir tane Nescafe 3'ü bir arada. Şaka gibi bu arada. Gerçekten şaka gibi. 3'ü bir arada koyacağız. Ama bundan da az koymak istiyorum. Ben çok koyamam abi mecbur içine. Oh yeter. Fazla abartmaya gerek yok. Şöyle bir kaşık, çok az koyabiliriz ya, fena olmaz, bu kadar yeterli. Bundan da koyalım içine, en azından kokusunu biraz değiştirir yani, öyle tahmin ediyorum, bence güzel olur. Arkadaşlar son olarak da kurutulmuş nane koyuyorum içine, çok kötü bir hal aldı bu arada. İçine bal koyduk, Nescafe koyduk, toz şeker koyduk, pul biber koyduk ve Türk kahvesi koyduk. Gerçekten bayağı bir komik olacak. Şimdi üzerine su ilave edeceğim. Hazır mısınız? Ay! Çok çirkin oldu yalnız abi. Görünüme bakar mısın? Her şeyi karıştırdık abi içine. Her şeyi karıştırdık. Şimdi güzelce bir bunları birbirine karıştıralım. Oh oh oh. Maşallah 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 maşallah. Gerçekten bayağı bir kötü oldu. Şuraya bakın. Arkadaşlar böyle bir hal aldı. Nasıl bir şey bilmiyorum ama içeceğim. İyi, çok kötü. Tamamen kötü. Kötü ama hala içiyorum. Bunu yapan arkadaş, yap diyen arkadaş, tebrik ediyorum seni ya. Gerçekten tebrik ediyorum. Güzel bir yap fırat videosu oldu. Uzun zamandır yapmıyordum. 3 tane madde ve çekilişle bu videoyu sığdırmaya çalıştım. Bence güzel oldu. Ama en can yakan kısmı şu Japon yapıştırıcı sandalyeye oturmak oldu. Çünkü gerçekten o
mahvetti, yaktı yani. Onu sakın denemeyin bu arada. Gerçekten çok tehlikeli bunlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Oh, bir sonraki Yak Fırat videosunda görüşürüz. Bay bay.